Hayatım Övgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok keyifli, bir o kadar da hızlı ilerleyen bu üçgen şal çalışmasını yapacağız. Modeli gerçekten çok beğendim. Çok keyifli bir yapımı var. Bunu yaparken Almanya'da satılan ince kek iplerinden kullandım. 4 milimetre tığ ile ördüm. Sizler Türkiye'de dilediğiniz şal ipleriyle modeli yapabilirsiniz. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına geçebiliriz. Başlarken tığıma bir ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Hemen tığıma bir ip aldım. İlkinin içine batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim ve döndüm. Hemen boşluğumuzun içine batıyorum. 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. İlk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. İkincisi, ilk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. Ve üçüncüsü. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar aynı şekilde 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. 3. Ve hepsini birlikte topladım. 3. kez 3 tane yarım ikili trabzan. Her zaman bu şekilde üçlü gruplarımızı 3 tane olarak yapacağız. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle biraz sıkıştıralım. Hemen sonda bir tane trabzan yaptım. İkili trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim ve döndüm. İlkini atlıyorum. İkincisinin içine bir sık iğne. Tekrar bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Sıradakinin içine battım ve bir sık iğne. Yine 6 zincir. Son boşluğun içine, pardon, burada 3 zincir çekiyoruz. 2, 3. Sonda 3 zincir çekiyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Hep aynı iki sıranın tekrarını yapacağız bundan sonra. 6 zincir çektim ve döndüm. 3. sıraya başlıyoruz. İlk boşluğun içine burada yapmış olduğumuz grubun aynısını yapıyoruz. 3 tane yarım ikili trabzan. Üç zincir ve tekrar. Şimdi zincir çekmeden hemen sıradaki boşluğun içine atladım ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde birleştirdim. Tekrar zincir çekmeden son boşluğun içine üçerli grubumuzu tekrar ediyoruz. Sonda yine 3 zincir çektim ve bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Tekrar 6 zincir ve döndüm.
Hemen ilk boşluğu atlıyorum. Sırasıyla bütün boşlukların içine 6 zincir çekerek sık iğne yapıyoruz. Sona geldiğimiz zaman 3 zincir ve 1 ikili trabzan son boşluğun içine. Bu şekilde 2, 4, 5 tane 6 zincir boşluğumuz oldu. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Hep yeni sıraya başlarken 6 zincir çekiyoruz. Bitirirken 3 zincir ve ikili trabzanla bitiriyoruz. İlk boşluğun içine yine üçerli grubumuzu yapalım. Bu sırayı da göstereceğim. Ondan sonra artık mantığını çözmüş olacaksınız. Aralarda 3 zincir, tekrar 0 zincir çekmeden yandaki boşluğa atladım ve bir sık iğne. Tekrar zincir çekmeden sıradaki boşluğun içine üçerli grubumuzu yapıyoruz. Sıradaki boşluğun içine atladım. Zincir çekmeden bir sık iğne ve son boşluğun içine yine zincir çekmeden üçerli grubumuzu yapalım. Bir, iki, üç zincir ve son kenar trabzanımızı yapıyorum. Evet, şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi her sırada bu üçerli gruplarımız artıyor. Bir, iki, üç şeklinde ilerliyor. İstediğiniz büyüklüğe gelene kadar artırma yapmaya devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Şöyle farklı bir iple de yine örnek çalışması yapmıştım. Şöyle simli ve tüylü bir ip. Biraz daha kalın. İlk başta gösterdiğim ipe göre. Bunu da 4 numarayla ördüm. Gördüğünüz gibi çok hoş bir görünümü var. Evet, şalımızın anlatımı bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.